ET'lere söylenen söz demir tavında dövülür. Anadolu'nun meşhur sözüdür bu. Bir de herkes bilir ki sonradan kapıda yaklamak işe yaramaz. Önceden tedbir almazsan boynun bükük kalır. Seçim zamanı seçmene değer verilmezse seçimden sonra seçmenin hiç yüzüne bakılmaz. Onun için denilir. Demir tavında dövülür. Bu şekilde devam ederse para yok diye yarın emeklilik hakkını, sağlık desteğini kısacası anayasanın sosyal hukuk ilkesini bile kaldırırlarsa kimsenin sesi çıkmaz. Bu nedenledir ki Cumhur İttifakına yani AK Parti ve MHP ders verme zamanı gelmedi mi? 31 Mart'tan sonra tüm EYT'ler tamamen unutulmayacak mı bu gidişte? Ders alırlarsa verilmesi gerekmez mi EYT'lerce? Onun için demir tavında dövülür. Demiri tavında dövmeyince demir kaynak tutmaz. EYT'liler kendi ağırlığını hissettiremedi mi? Emekliklerini mezarda görmez mi? İnanıyorsa EYT'ler emeklilik hakkına inançları doğrultusunda mücadelelerini sürdürmeleri gerekmez mi? Yoksa sıradan kapıyı açık tutuyoruz. Güneş girsin demek yeter mi? Kısık sesle konuşmak konuşanın sadece içini dökmesine yaramaz mı? Haklı olanın sesi gür çıkmaz mı? Bugüne kadar yapılan toplantılar, çıkartılan sesler kamuoyunu meşgul etse de Cumhur İttifakı cephesinin AKP ve MHP'nin söz verdikleri halde size değer verildi mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sizler için verilen kanun tekliflerini AK Parti ve MHP red oyu vermediler mi? Onun için denilir ki sev seni seveni denilmez mi ki sevmeseni sevmeyene. Saygılarımla Ayten Demirhan.